Halledeyim, akşama görüşürüz. Arayacağım ben seni. Siz yeni misiniz? Remzi nerede? Remzi'nin nerede olduğunu bilmiyoruz efendim. Fuat Bey bizi yanınıza verdi. Fuat ne zamandan beri benim yanımda kimin duracağına müdahale ediyor? Babanızın emri İskender Bey. Bundan sonra size biz eşlik edeceğiz. Kafamı bozma. Hıncımı sizden almayayım. Ver şu anahtarı. Sen beni öldürecek misin Şevket? Ne öyle apar topar çağırıyorsun? Lan gerizekalı, kafanı sıkarım seni şimdi burada. Hem Maro'nun yaşadığını bilip bana haber vermiyorsun. Bir de konuşuyor musun? Nerede lan Maro? Ne işler çeviriyorsunuz siz? Rus dostlarının yanında kalıyor. Ne dışarı çıktığı var ne yanına birini sokuyorlar. Giriş çıkışlar çok sıkı tutuluyor. Ben bile zor attım kendimi dışarı. Aradığımız adam bu. Hadi gidelim alalım. Bekleyeceğiz. Şevket gidince alacağız. Marul'un yanından ayrılmayacaksın. Her hareketinden haberim olacak. Şevket ben de dikkat çekmeye başladım. Adamlar ensemde. Yakalanırsam yanarım. O zaman yakalanmamaya bak. Geliyorum. İşim vardı dışarıda. Uzatma, geliyorum dedim ya. Tamam. Tamam. Gel bakalım buraya. Kimsiniz lan siz? Valla şimdi biraz klişe olacak ama burada soruları biz soruyoruz. Marol nerede? Kimden bahsediyorsunuz? Bilmiyorum. Ne yaptın reis? Herif zaten konuşmuyordu. Şimdi bildiğini de unutacağım. Hatırlatacağız Hamza. Konuş ulan, konuş! Birader, ben seyretmekten sıkıldım. Sen dayak yemekten sıkılmadın. Bilmiyorum diyorum. Yanlış adam aldınız. Anlamıyor musunuz? Anlamıyoruz. Bana bak. Sana son kez soruyorum. Bir kez daha sormam. Ya konuşacaksın ya da öldürürüm seni.
Sen bilirsin. Madem konuşmayacak kadar ağzı sıkı adamsın, öyle hemen ölmek olmaz. Değil mi? Dur, yapma. Hatırladın mı? Barolu villa. Barolu Tuzla'da bir villada tutuyorlar. Kim? Ruslar. Onlar tarafından korunuyor. Yanına kimseyi yaklaştırmıyorlar. Barolu oradan kimse alamaz. Sizi öldürürler. Ya Hamza, ne vuruyorsun be? Madem varolu oradan kimse alamaz, beni ne demeye fuzuli yoruyor, o yüzden vuruyorum. Avukat hanım, bakın anlattıklarınız öyle yenilir yutulur şeyler değil. E bir de diyorsunuz yayında isim isim anlatacağım. Sakın beni yanlış anlamayın ama gerçekten bu açıklamaları yapabilecek misiniz? Türkiye'nin hukuk devleti olduğunu birilerinin anlaması lazım. Ama eğer siz korkuyorsanız baştan söyleyin.